Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Plaki yapacağız. Barbunya plaki. Kanki. Perfect. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Anlatılmaz lezzetler mutfağımızda bira bismillah diyoruz. Yepyeni bir yemeğe başlıyoruz. İlgi ve alakanıza teşekkürler. Ama siz yine de kanalımızı dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bugün ne yapacağız? Plaki yapacağız. Barbunya plaki. Biz böyle her daim barbunyalarımızı, işte fasulyelerimizi taze yazdan topluyoruz. Böyle tazecik. Ondan sonra saklıyoruz. Kışında kullanıyoruz. Bunlar da geçen senenin mahsulü. Çok da güzel oldu. Ben bunları birazcık haşladım. Birazcık ama böyle kulu kulu olmadı. Güzelce haşladım. Onlar hazır. Ne dedik? Efendim barbunyamız var. İşte maydanozumuz var. Olmazsa olmaz plakinin. Efendim işte domates sosumuz var. Bakın şeker kullanacağız. Şeker çok önemli. Sarımsağımız var. Efendime söyleyeyim. Havucumuz var. Soğanımız var. Bir de patatesimiz var. Malzememiz bu kadar. Yani şöyle canım güzel olmazsa olmaz. Hani böyle bir ne bileyim Ege'de, Akdeniz'de, sahil kasabasında bir restorana gittiğinizde ilk söyleyeceğiniz, o gelen soğuk meze tabağında ilk tercih ettiğimiz bugün o plakiyi yapacağız dostlar. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Plakimizi yapmaya başlıyoruz. Hadi bakalım bira bismillah. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim plakimizi önce has malzemesiyle, plakiye ruh veren has malzemesiyle yani havucumuzla yapmaya başlayalım. Şu havucumu güzel bir doğrayayım arkadaşlar. Daha doğrusu soyayım arkadaşlar. Efendim havuç hazır. Diğerlerini soyduk. Diğer materyallerimiz, malzemelerimiz soyuldu. Şimdi bunları önce şöyle doğrayacağım. Ki rahat rahat çalışabileyim. Oh maşallah. Ondan sonra şuralarını şöyle alacağım ki şöyle alacağım. Havuçlar hazır. Havuçlar hazır. Havuçları biraz sonra doğrayacağım. Havucu o kısmını o hale getirdik. Şimdi ne yapacağım? Soğanım var görüyorsunuz. Soğanımı şöyle bir dörde böleyim. Soğanımı dörde böleyim. Neden? Benim janjanlı bir aletim var. Para yok, alamıyoruz elektriklisini. Doğal olanıyla yapıyoruz. Para yok. Yani fakirlik. Tabii bazı arkadaşlar haber göndermişler. Ya Canbaz gönderelim diyorlar. Ama işte hep lafta gönderelim. Yani icraat yok. Ama çok güzel hediyeler geliyor. Teşekkür ediyorum. Ve her yemekte o gelen hediyeleri kullanıyorum arkadaşlar. Yüzyılın icadı. Evet, yüzyılın icadı. Aslında bunu yapan, getiren arkadaşım bize teşekkür etmesi lazım. Elimizden geldiğince bunu anlatıyoruz ve bu ürünü bize Nurcan kardeşimiz hediye etti. Abim dedi, zorlanma dedi. Teşekkür ediyorum sevgili Nurcan'a. Nurcan'ın eşinin ismi neydi? İlker abiye de teşekkür ediyorum. İlker abi de çok güzel bana parfüm yollamış. Çok güzel böyle parfümler satıyor sevgili İlker abi. Ona da teşekkür. Şimdi hadi bakalım. Yani bu aleti fazla zorlarsa her an baskı balata yolda kalabilirsin. Ayna maruti, her şey gidebilir yani. Diyeceğim o. Şimdi ben bunu güzel aslanlar gibi ne yaptım? Şekle şemale getirdim. Tamam. İlki tamam. Benim ne yapmam lazım? Bunları tenceremle buluşturmam lazım. Hemen otoparktan aracı çıkartıyorum. Veriyorum gazı. Gazın sesi geldi. Tek marşta alması lazım. Bir. Maşallah.
Maşallah, maşallah. Evet, şimdi her ne kadar zeytinyağlı barbunya pilaki yapacak olsak da bizim ne yapmamız lazım? Çok az ayçiçekler kullanmamız lazım. Çok az ama. Yani çok az dostlar. Çok değil. Evet, şu kadarcık yeter. Bir de buna ne yapacağız? Zeytinyağı takviyesi yapacağız. Zeytinyağımız da Marmara Adası'ndan. Efendim soğanlar hazır. Zeytinyağımızı ve ayçiçek yağımızı şöyle buluşturduk tenceremizle. Ne yapacak kanki Canbaz? Hemen ilk doğradığı, daha doğrusu makinamızın doğradığı sevgili Nurcan'ın bize hediyesi olan ilk soğanlarımızı yolladım. Bu burada durabilirmiş. Ben de sonradan öğrendim. O erir diye ben korkuyordum. Meğersem onu orada kullanabiliyormuşuz. Dedikten sonra efendim ikinci aksiyonumuzu gerçekleştirelim. Tamam. Bu plakinin, plakinin en büyük özelliği bol soğanlı olması lazım. Bol bol soğan olması lazım arkadaşlar. Yani soğanımızı bol kullanıyoruz. İki adet soğanımız var malum gördünüz. Doğramaya devam ediyorum. Bu arada herkes ağlıyor burada. Herkes ağlıyor. Soğanlar. Evet bakalım bu sefer biraz yüklendim alete. Evet. Bunlar da tamam. Şimdi soğanları cuşcuşladık. Soğanlar cuşcuşlandı. Soğanlarımızı buluşturmaya devam ediyoruz. Efendime söyleyeyim. Soğanla işimiz okey abi. Bol soğanım oldu ha. Evet. Ben şimdi ne yapacağım? Hemen bu burada ağır ağır, bunun altını biraz daha kısmam lazım. Bunlar burada ağır ağır kafasına göre takılırken ben şimdi başlıyorum. Avuçlarımı düşündüğüm ve arzuladığım şekilde oluşturmaya arkadaşlar. Böyle kare kare olacak. Bakın, böyle kare kare olacak. Evet, avuçlarımız hazır. Avuçlar hazır. Şuna bir tur attıralım. Evet. Bu turu tamamlamamız lazım. Avuçlarımı buluşturuyorum. Geçen gün muhabbet yapıyorduk. O muhabbet esnasında çıktı. Damak zevkinin, damak lezzetimiz diyoruz ya, bunun renkle de alakası varmış. Değil mi? Renkle. Yani mesela böyle cıbıl cıbıl olan kırmızı, sarı, onlar acıktırıyormuş insanı. Bak, nereden nereye? Neler iştahını kapatıyormuş? Hangi renkler kapatıyormuş? Mavi. Mesela mavi. Mavi ne var iştahı kapatan? Ha şeyde, mavi tabak sunar. Mesela mavi tabakta sunarsanız, yemeğinizi mavi tabakta yerseniz mesela daha az yiyormuşsunuz. İsviçre'deki üniversitelerde yapılan araştırmalarda bu çıkmış. Hep öyle derler ya, İsviçre'de yapılan bilmem ne üniversitesinin araştırmasına göre falan filan. Tabi alakası yok. Şekil şemal bu. Efendim, şimdi soğanlar, avuçlar birleşti. Onlar kafasına göre takılıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Patateslerimi doğrayacağım abi. Önce şunu böyle yapıyorum ki rahat. Böyle aksiyon yapabileyim. Bu aksiyonu tamamlamam lazım. Tamam. Şimdi bu aşamada sarımsaklarımı katacağım. Yani sarımsaklarımı hiç doğramayacağım. Arkadaşlar. Sarımsaklarım bakın burada yaklaşık şöyle 2, 4, 6 diş babişko sarımsak var. Bu sarımsakları olduğu gibi böyle Hakan abi bak böyle yukarıdan atacağım abi. Böyle. Eyvallah. Sarımsaklar da girdi. Plakimizin içine. Bakın hala cızır diyor ama yakmıyoruz bak. Hala
cızır diyor. Böyle aşırı bir pişirme, aşırı bir yoğun yüklenme yapmıyoruz alete. Neden? Onun böyle kendi kendine aheste aheste pişmesi lazım. Dedikten sonra, efendime söyleyeyim, biz patateslerimizi kaldığımız yerden doğramaya devam edelim. Patatesler de tamam. Patatesler de hazır. Patateslerimizi de hazırladık. Yine bir tur yaptıralım. Güzelce. Evet. Bugün sakin bir yemek yapıyoruz. Bugün sakin. Olabildiğince doğal. Neden? Çünkü plaki böyle rahat bir yemek. Yani plakinin yapması da rahat. Efendime söyleyeyim, yemesi de rahat. Dedikten sonra artık patatesleri de atayım ben. Atayım. Buradan patates severlere selam olsun. Yine patatesleri de attım. Patatesler de okey. Tamam. Şimdi bu güzel kafasına göre takılsın. Hatta ben bunun kapağını kapatayım. Gençler. Kapağını kapatayım. Şu şöyle dursun. Ne diyelim? Bereket versin, bu hatta geldik. Yavaş yavaş plakimiz oluşuyor. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim soğanlarım, havuçlarım, patateslerim istediğim kıvama geldi. İstediğim şu. Bakın bu ana kadar hep karıştırdım. Şu ana kadar hep karıştırdım. Lakin şu aşamadan sonra karıştırmayacağız. Neden? Çünkü ben daha önceden dediğim gibi barbunyalarımızı haşladım. Tam pişirmedim ama haşladım. Şimdi plakimi ödüllendiriyorum. Şöyle. Oh, çok güzel. Bu da tamam. Şöyle bir yayacağım. Evet, yayacağım. Bakın hemen, domates sosumu aldım. Domates sosumu ekledim şöyle. Ondan sonra böyle onu da yaydım. Şöyle. Tamam. Bu da tamam, Şimdi ne kaldı geriye? Maydanozlarım kaldı. Sunum esnasında limon ve şeker. Şimdi biraz tuz atacağım. Bu yemekte tuz da var, şeker de var. Yani şeker olması lazım. 3 tane de şekercik atıyorum. 1, 2, 3. Bu da tamam. Çok güzel. Suyumuzu böyle üstünü geçecek şekilde vermemiz gerekiyor. Neden? Karıştırmayacağız abi. Bu saatten sonra artık bu canım plakiyi karıştırmak yok arkadaşlar. Onun için yeterince su diyoruz. Yeterince su. Böyle güzel. Bizi mutlu edecek şekilde böyle ki hafif geçmesi lazım. Hafif, çok değil. Tamam, bu kadar. Evet, bu kadar. Şimdi ne yapıyor Kanki Canbaz? Kanki Canbaz bunun altını kapatıyor. Şöyle kapatmıyor daha doğrusu, kısıyor. Sen şimdi kafana göre takıl. Tamam mı? Kafana göre takıl. Ben tenceremin kapağını kapattım. Tenceremin kapağını bir sonraki karede açtığımda plakim hazır olmuş olacak. Maydanozumu doğrayacağım. Limonumu, plaki limonsuz olmaz. Limonumu keseceğim. İzdombraki eskamara brajne vişne. Bir yemeğin daha sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş işte. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim plakim tıkır tıkır tıkırdadı. Fokur fokur fokurdadı. Ki gösterdik sizlere fokurdayışını da. O tıkır 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 derken, fokur 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 derken ben de anlatılmaz lezzetler bardağımdan, bugün kahve içmiyorum, bugün çay içiyorum. Bir çay doldurdum kendime, çayımı içiyorum. Çay da önemli. Dedikten sonra artık sunuma geçebiliriz. Yani tadabiliriz, alivederçi diyebiliriz. Bitti mi bitmedi? Şimdi bunu güzel bir şekilde şöyle alıp güzelliğe bak. Bak suyu böyle aşağıya
cumburdop gitti. Harika oldu. Şimdi benim ne yapmam lazım? Bunu sunumu hazırlamam lazım. Şimdi ben bunu bu şekilde bozmak istemiyorum. Onun için şöyle cam kabıma bir güzellik yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Sonuçta bu zeytinyağlı. Onu ödüllendirmem lazım. Şöyle cam kabımın dibine bakın şöyle zeytinyağı döküyorum. Oh! Hemen aldım plakimi. Plakimi aldım. Şimdi plakimi buraya ne yapmam lazım? Güzelce döşemem lazım arkadaşlar. Şöyle bakın. Of 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 of. Dumanlar tütüyor bak. Böyle ezmeden barbunyalarımı. Efendim şöyle aldım. Durun. Şöyle küçük küçük hareketler yapacağım. Küçük küçük ezmeden. Tamam yeterli. Sonra veda faslına geçmeden ne yapmam lazım? Şu maydanozlarımı doğramam lazım. Maydanozlarım da bir ahenk, bir renk, bir cümbüş, bir şenlik katacak plakime. Şöyle. Tam bunun ortasına bırakıyorum abi. Şöyle. Tam ortasına bırakıyorum. Çünkü bugün tabakta sunum yapmayacağız. Bugün böyle çekeceğiz. Sonra limonumu alıyorum. Şöyle. Ben şöyle yapayım. Böyle. Şu köşelere de limonlarımı koyayım abi. Şöyle. Zeytinyağımı elime alayım. Ve vedaya başlayayım. Zeytinyağımı elime aldım. Zeytinyağımı maydanozun üzerine az önce burada kavga çıkacaktı. Maydanozun üzerine zeytinyağını dökmeden bir daha zeytinyağı yaptım. Ve olay tamam. Olay tamam. Ne yaptık? Barbunya plaki yaptık. Bugünün menüsünde barbunya plaki vardı. Ne dedik? Bunu şimdi en az bir saat falan dinlenmiş olması lazım. Zaten fotoğrafları biz plakimiz dolapta dinlendikten sonra inşallah çekeceğiz. Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öpüyorum ve sizlerden istirham ediyorum. Videolarımızı paylaşın arkadaşlar. Yani videolarımızın linkini Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan paylaşın. Dostlarınızı, arkadaşlarınızı haberdar edin. Erol Canbaz Instagram hesabımızda günlük aktiviteler yapıyoruz. Yaptığımız günlük yemeklerle alakalı, çekilişlerle alakalı aksiyonlar devam ediyor. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Bir yemeğin daha sonuna geldik. Ben bunu tadayım. Ondan sonra Ali Bederci diyeyim. Ben bunu tadıyorum. Çatalımı aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir de havuç alayım. Bir tane de patates. Öyle. Bakın. Heh, çok güzel. Benim hakkınızı helal edin. Düştü. Hakkınızı helal edin. Sağlıcakla kalın. Allah zorunuzu kolay etsin. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Evet. Thank you.